Ulan. Herkes hazır mı? Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İsterseniz bütün ekip bir arada. Evet. Eksikler çok. Evet. Az önce Prestij Müzik binasından içeri girerken ve topluca akılla Prestij ailesinin ödül törenlerine gittiğimiz günler hatırladım. Tabii benim için çok anlamlı. Bu binanın harcında, bu binanın yapımında çok emeğim var. İçinde çok kısa bir süre oturduk. Prestij Müzik olarak çalıştık. Türkiye'nin ilk akıllı binasıydı. Bugün burada çekimimiz olacak. Buranın zaten sahibi de bizim iyi bir dostumuz, iyi bir arkadaşımız. Bu film benim için çok özel bir film. Yapmış olduğum bütün filmlerin bende yeri ayrı ama bu film biraz daha özel bir film. Çünkü bir otobiyografi filmi. Hem benim yaşantımdan kesitler var. Hem sevgili Özcan Deniz'in, hem Haluk Levent'in. En önemlisi Hilmi Topaloğlu. Çünkü ülkenin dört bir yanında bizleri bulan, bizimle yol yürüyen bir imaj maker, bir yıldız alıcısı, bir medya planlamacısı Hilmi Topaloğlu. Biz üçümüz de ona çok şey borçluyuz aslında. Bugünlere geldiğimizde. Onunla tanışmamız, onunla yan yana gelmemiz. Bunların tamamı bence kader. Ve bu film de bizim gibi benim için çok özel. İyi ki bu arkadaşlarla yola çıktık. Hepsi de birbirinden gerekli oyuncular. Ve o karakterlere hayat verdiler. Ben filmin sonuna doğru çok mutlu oldum. En baştan itibaren. İyi ki bu arkadaşlarla çalışmışım. İyi ki bizle de birlikte olmuşlar. Teşekkür ediyorum onlara. Tabii çekimler birçok noktada yapıldı ama en önemli alanlardan birisi de o kapalı, müziğin kalbi. Oraya girdiğinizde neler hissettiniz? Sonuçta hikaye, birçok hikaye başladı bir sanat dünyasında. Onun kafamda benim 9 yılım geçti arkadaşlar. Çünkü o dönem müzik dünyasının kalbi gerçekten onun kafamda atıyordu. Ülkenin dört bir yanından, yurt dışından binlerce insan umut almaya gelmişlerdi onun kafamda. Hepimizin yaşantısında çok önemli böyle makaslar oluyor. İşte bu makaslardan biri de benim Hilmi Topaloğlu'yla Unkapanı'nda tanışmam. Unkapanı'nda basamaklarda tanıştık biz Hilmi Topaloğlu'yla. Ve o günü hiç unutmayacağım ben. Hayatımın sonuna kadar da unutmayacağım. Geçmişte yapmış olduğum kasetlerin her biri kötüydü. Satılmamıştı. Umudumu kaybetmiştim. O umutsuzluğun içinde Hilmi Topaloğlu beni o basamaklarda durdurup sadece şunu söylemişti. Sen Mahsun Kırmızı gibi misin? Evet demiştim. Sen bir starsın demişti bana. O umutsuzluğun içinde o söylediği iki kelime benim için o kadar anlamlıydı ki. Ve bugün bu filmi de aslında bir anlamda yapmamın nedeni de bu. O dönem müzik yaşantısı da çok farklıydı. Çok güzeldi. Bu filmde insanlar onun kapağını çok farklı görecekler. Birçok filmde onun kapağını gördüm ama ben yıllarca gittiğim için oraya her katını, her basamağını bildiğim için gerçek bir onun kapağını izleyecek izleyici. Müzik dünyasının kalbinin attığı onun kapağı nasıldı? İnsanların umut aramaya geldiği, insanların şöhret merdivenlerini tırmandığı bir yer orası. Ve bence çok güzel olmuş. Yani afişlerinizi de gördünüz değil mi orada? Var birçok bütün yapım şirketleri bize çok destek oldular. Unkapanı'ndaki bütün dostlar, bütün arkadaşlar karşılıksız sonuna kadar birlikte yanınızdayız. Çünkü Unkapanı çok önemli bizim için ve siz benim bizim için çok önemlisiniz dediler. Teşekkür ederim. Filmdeki diğer isimlerin hem kendileri hem de aileleri de bu projede size çok fazla destek oldu. Bu durum size de hissettirdi. Arkadaşlar ben konuşmayayım. Yeter. Bu karakterlerin oluşumu, şimdi bakıyoruz biz zaman yolculuğunda gibi hissediyoruz kendimizi. Yani gerçekten nokta atışı Eser Bey, Aslan Hanım, Engin Bey ve gençliklerinizi canlandıracak
Bu süreç nasıl gelişti sizler için aslında? Bu kadronun oluşması nasıl oldu sizin için? Ya zaten bu 5-6 yıl düşündüğümüz bir projeydi bizim. Hep bunu böyle dostlar arasında anlatıyordum. İnsanlar da çok seviyorlardı bu hikayeyi. Çünkü gerçek bir hikaye, samimi bir hikaye. Ya bu Tanrı'nın yazdığı bir senaryo aslında. Benim çok fazla kalem anlattığım yerler çok azdır. Yani bir iki yerde aslında kurmaca var ama genelde gerçek bir hikaye olduğu için çok zorlanmadık. Zaten hani yola çıkacak arkadaşlarla işte hep beraber ofiste işte bizim sevgili yapımcımız Murat Tokat'la birlikte düşündük. Kim kim olur? Çünkü biraz da gerçeği benzemesi gerekiyordu. İşte sağ olsun onlar da çok özveride bulundular, tiplerle oynadılar. İşte makyaj, kostüm, her şeyde işte yan yana yavaş yavaş geldik, böyle çoğaldık. Hem bu hale geldik. Engin Bey, siz neredeyiz ilk geldiğinde? Yani arkadaşlar, bu film böyle bir aslında bir adanmışlık filmi. Bence her şeyden önce Mahsun Kırmızıgül'ün sinemaya olan aşkını filmiyor. Buradan başlıyor her şey. Müthiş bir, sadece o büyük ekranda sinema filminde göreceğimiz şeyi Mahsun Hoca'nın yolundan planladık. Bu bizim için çok değerli. İlk geldiğim günden itibaren, ilk kez sende senaryoyu verdikleri günden itibaren, karşılıklı konuştuğumuz günden itibaren. Sonra içine girdikçe anladık ki gerçekten yürekle yapılabilecek bir iş bu. Çünkü yaşanmış birçok hikaye var. Buralara gelen bu başarı öykülerinin aslında birlikte perde arkası var. Nasıl çalışıldığı, nasıl inanıldığı, nasıl arkasında durulduğu fikirlerin. Ve başında da ne mutlu ki bana bir Hilmi Topaloğlu diye müthiş bir zeka, müthiş bir karakter, herkesi arkasından sürükleyebilecek kadar güçlü bir yürek var. Bu isimlerle de buluşunca, Mahsun Kırmızıgül ile Özcan Yılmaz ile Ali Levent ile bir anda bambaşka bir şey yaşanmış Türk müzik dünyasında. Yaşandı, ben de şahit oldum ufaktım ama çok iyi hatırlıyorum yani prestij müziği, Mahsun Ardın'ın ilk günlerini, Özcan Ardın'ın ile Ali Ardın'ın hepsini. Dolayısıyla da benim için çok değerli bir şey oldu. Ama en güzel tarafı, en konforlu tarafı bunun gerçekten Türk sineması için çok önemli bir mihenk taşı olacağı, yine bir Mahsun Kırmızıgül filmi olarak olacağı çok önemli bir şekilde bizi bir yerlere götürdü. Ve çok değerli oyuncularla çalışmış olduk. Çok güzel bir ekiple çalışmış olduk. Bu iş yani bence her şeyin ötesinde başarılı olacağını zaten daha başladığı gün ben Mahsun abinin yanına geldiğimde zaten onun gözünde görmüştüm. Çok güzel sahneler çektik yani. Bu kapatından tuttuğundan mükemmel sahneler çektik yani. Gün doğumlarımı anlatalım, masada bir şey diyorum. Pavyon sahnelerimi anlatalım, gazinolarımı anlatalım. O zaman o gazinoları göreceksiniz. Kulüpleri, parmaları, onun kapatını. Yani görsel bir şenlik de göreceksiniz bir taraftan. Bir taraftan müthiş duygularla besinli bir hikaye izleyeceksiniz. Çok değerli abi, çok teşekkür ederim sana. Hocam bir de eşinizi mi bileyim? Simya Hanım. Evet, ben tanıdınız mı bilmiyorum ama bu kadar farkın ilk defa değiştiğim bir rol. Yapımcım beni tanımıyor yanından geçerken, öyle söyleyeyim. Benim için tabii ki çok özel ve çok önemli bir film ve çok önemli özel bir rol oldu Semiha karakteri. Hilmi Topaloğlu'nun eşini canlandırdım ben. Mahsun Hocam'la ilk karşılaştığımızda ve filmi bana gözlerindeki o heyecanla 1,5 saat boyunca anlattığında onun için bunun ne kadar önemli olduğunu ve hakikaten kalbindeki o sinema aşkının ne kadar kuvvetli olduğunu çok net hissettim ve orada çok etkilendim. Ondan sonra da bir de üstüne değişimle ilgili bir, çünkü gördüğünüz gibi bütün kostüm ve saç makyajımız da çok farklıyız. Bir de üzerine böyle bir şey olunca ben çok heyecanlandım. Çünkü bir oyuncu olarak benim için her zaman söylediğim şeydir. Ne kadar değişip dönüşebiliyorsam ben o kadar nefes alıyorum yaşadığım, canlandırdığım karakter içerisinde. Bu yüzden sonuna kadar nefes aldığım çok keyifle, bugüne, son günümüz bugün, bugüne kadar çok keyifle canlandırmaya çalıştığım, oynadığım ve Nepal'le, Mengi'yle birlikte çok güzel sahneleri çektiğimize inandığım bir karakter oldu Semiha. Filmin detaylarında evet çok güzel bir inanmışlık filmi ve gerçek olması beni çok etkiliyor. Birçok içerisinde güzel mesajı da var. İzleyen seyirci salonlardan inşallah çok mutlu ayrılacak, ben ona inanıyorum. Sinema anlamında da
Mansur Hoca'nın bana gösterdiği bazı sahneler var. Büyüleniyorsunuz izlerken. Öyle güzel ışıklar, öyle güzel açılar, kadrajlar var ki çekmenize rağmen yine şaşırıyorsunuz, yine etkileniyorsunuz. O yüzden seyirciyi çok etkileyeceğine inanıyorum. Benim için çok mutlulukla, keyifle ve gururla canlandırdığım bir karakter oldu. Esen Bey, sizin karakterinizi soralım. Eğlenceli bir karakter canlandırıyorsunuz galiba. Öyle duruyor değil mi? Yani evet, bu film için en fazla ekipinden ödün veren. Benim de Mahsun abi işte boyu filme çağırıp filmi anlattığında ben de çok etkilendim yani. Hem onun tutkusundan hem sinema aşkından. Dedim tamam abi olur. Sonra yavaş yavaş eser olur ama biraz kilo mu versen? Tamam abi olur, eser olur ama saçına şey mi yapsak, ne yapsak abi falan. Birden saçlarım gitmeye başladı. Böyle yavaş yavaş film nüfuz etti bana. Şu an her sabah sete girerken kafası usturayla tıraş olan, efendime söyleyeyim saçları yapılan ve gerçekten hayatımda oyunculukla ilgili bu kadar derin, bu kadar zevkli, bu kadar eğlenceli bir yolculuğa çıkmamıştım. İşte dedin ya dedim, karakteri değiştirici daha hissediyorsun ama benim hayatımda bu kadar değişime girdiğim bir an yok. Yani ben hayatımda en fazla 3 kilo veririm, sonra onu geri alırım gibi. Yani benim fiziksel değişimlerim budur. O an böyle, zaten çocuklarım da yeni yeni baba fikrine ısınırken sürekli değişen bir baba var ya. Şu an baba resmi de tam oturuyor yani çocuklarda. Ama yani toplamında baktığımda bütün filmin bendeki hissiyatı şöyle, sanki böyle işte 90'larda yani 90'ların özel televizyonculuğunun çıktığı dönemde bizim çocukluğumuza denk geliyor. Yani televizyon izlerken uyuyakalmışım da içine girip bütün hikayeleri yaşıyormuşum gibi bir hissiyat var. Yani küçükken aslında şahit olduğumuz hikayelerin şahit olmadığımız taraflarını öğreniyoruz. Yani bütün işte Unkapan'ın hikayeleri, ben daha önce gitmemiştim, burada yaşayan bir Unkapan'ında bir müzik yapımcısı olmak bana aşırı bir keyif verdi. Dediğim gibi iki ay gibi 90'lar rüyasındayız. İşte pavyonlar, gece kulüpleri, yani bütün sahnelerin, prodüksiyonun büyüklükleri inanılmazdı. Yani Unkapan'ında 500 kişi var, kostümü, saçı, makyajı falan böyle etrafına döndüğünüzde zaten otomatikman role giriyorsunuz. Ya inanılmaz bir sinema yolculuğu. Bir kere sinemaya oluyor olması da bizim için ayrı bir mutluluk. Yani pandemiden sonra işte bu sinemanın geldiği durumda kendimizi o dev ekranda bu kadar büyük prodüksiyonun, bu kadar güzel çekimlerin, bu kadar büyük bir tutkunun, enerjinin sinemada olması da bizi, beni de yani ekibi de çok heyecanlandırıyor. İçinde olduğum için gurur duyacağım bir proje oldu. Mahsun abinin setteki o enerjisi de, o tutkusu da yani gerçekten yani benim bundan sonra yapacağım işleri de etkileyecek kadar beni etkiledin abi. Gerçekten yani işe olan aşkın, yani saçıma yaptığın hareketler falan. Yani gerçekten mesela gerçekten çok fazla diyetisyene gittim ben hayatım boyunca. Yani 25 yıldır diyet yapıyorum. İlk defa 13 kilo verdim. Mahsun abi sayesinde. Yaptı, arıyor, verdin mi? Ver bak. Ne olur ver. Verdin mi? Aldın sanki falan. Okuma oralara geliyorum. Bildiğim böyle hani şey yani böyle bir hani diyetisyen mafyasına düşmüşüm. Beni tartıyorlar, vermemişsin, bilmem ne filan. Yani o yüzden de o az bir tutkusu kilolara da yansıdı. Eser Bey, kiloların filmden sonra almayı düşünüyor musun? Hayır, düşünmüyorum. Bundan sonra, yani gerçi evet film için biraz verdim, uzayıp çoşuma gidiyorum. Alabilirim de yani. Bilmiyorum çünkü hani inşallah belki filmin devamı da olur. Mahsun abi orada beni daha da zayıf yapmak ister. Saçlarıma kim bilir ne yapmak isteyecek diye. Yani ben şu an teslim olmuş durumdayım o sinema tutkusuna. Dediğim gibi yani Hilmi Topaloğlu ile tanışmak. Yani yine biz televizyonda bir figür olarak tanıyorduk ama gerçek anlamda bu kadar büyük bir karakter müzik dünyasına, televizyon dünyasına bu kadar yön veren bir adamı bu kadar yakından tanımak ve onu Engin gibi şahane bir oyuncuyla bu kadar büyük bir üstadla yan yana oynamak hem teyzelerde hem bana da çok şeyleri filmle ilgili de yani bu büyük rüyanın sinemadaki karşılığını heyecanla bekliyorum vallahi. Esmer Bey. Efendim. Vallahi vereceğim biliriz. Şöyle, filmin devamı olabilir dediniz. Ben burada size soru sormak istiyorum. Filmin devamı gelir mi? Ya aslında aklımda var bir. Hani birincisi prestij.